Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir şalgam turşusu yapacağız. Şöyle pazardan veya marketlerden rahat bir şekilde alabileceğiniz bir şalgam arkadaşlar. Bunu şöyle temizleyip bu büyük hallerini ben aldım, doğradım tabii. En küçüğünü bıraktım size göstermek için. Dış kabuğunu kestikten sonra şöyle bir tabanı kalıyor. Daha sonra onları böyle küçük küçük doğrayacağız. Onu da hemen göstereyim. Ben bunda kırmızı pancar kullanacağım. Daha önceden haşladığım şöyle kırmızı pancarlarım, içerisindeki sarımsaklarım da birlikte haşladığım bu kırmızı pancarlarla birlikte şalgam turşumu yapacağım arkadaşlar. Ama sadesi de yapılabilir. İsterseniz de siz sadece şalgamları böyle temizleyip daha sonradan böyle ince ince kestikten sonra rahat bir şekilde normal turşu gibi yapabilirsiniz. Ben renkli olsun diye şalgam kullanacağım. Ama şart değil, dediğim gibi sade şekilde de yapabilirsiniz. Şalgamlarımız buraya genellikle büyük olanları tercih ediyoruz turşu vururken biz. Bunu kesiyoruz ama genellikle bıçakla kesiyor. Ben zırhla daha rahat kestiğim için genellikle zırh kullanıyorum. Dilimler hem büyük hem de rahat kesimi. Şöyle önce şalgamlarımı dilim dilim kesiyorum. Şöyle bunu kenara bırakayım. Ta ki bitene kadar aynı şekilde kesiyoruz. Bunu arkadaşlar şöyle kısa olan tarafı neredeyse oradan kesmenizi tavsiye ederim. Uzun oldu mu turşularınız uzun olur ve yemekte biraz zorlanabilirsiniz. Biz genellikle kısa olan taraf ne tarafsa o taraftan şöyle ince ince kesmeye çalışıyoruz. Genellikle biraz ince. Hemen göstereceğim kalınlığını arkadaşlar. Ne çok ince ne çok kalın olacak şekilde biraz ince olmasına dikkat ederek kesiyoruz. Ben geri kalanını videodan sonra zaten devamını keserim. Şöyle ta ki bitene kadar aynı şekilde kesiyoruz. Bıçaktan sabır daha rahat kesiyor. Daha çabuk kesiyor. Çünkü üst üste koyup bir anda kesmeye çalışıyoruz. Bayağı uğraştırıcı bir turşu arkadaşlar. O yüzden zırhınız varsa zırh kullanmanızı tavsiye ederim. Hemen şunu kenara alayım. Turşu vuracağım. Şişeyi alıyorum ilk önce arkadaşlar. Taban kısmıma şalgamımı ekliyorum. Şunları da alayım. Bir tane eldiven takacağım. Çünkü pancarlar renkli olduğu için elim boyayabiliyor arkadaşlar. O yüzden hemen bir eldiven kullanayım. Biraz daha pancarların şalgamından ekliyorum. Arasına hemen pancarlarımı ekleyeceğim. Şöyle biraz da bastırıyorum. İçerisinde sarımsaklar da var. Ben de şalgamla birlikte, pardon, pancarla birlikte onu haşladım arkadaşlar. Pancar turşusu yapınca arkadaşlar mutlaka önceden onları haşlıyoruz. Pancarların yumuşaması gerekiyor. Şöyle bir yandan da bastıracağım. Şişem sanırım küçük oldu. Ben dedim ancası var ama bayağı küçük oldu hem de. Şöyle. Yine bir pancar ekleyeceğim. Pancarlara dikkat ediyoruz. Çünkü her an renkli boyayabiliyor arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edelim. Üzerine hafif biraz daha şalgam ekleyip bastıracağım. O da tabii olur ise. Evet, bu kadar önce doldurabildim. Geri kalanını da ben sonradan farklı büyük bir kabın içerisinde devam edelim. Önce şu ellerimi bir devam edelim. Bir yemek kaşığı tuzumu ekliyorum. Yarım su bardağı sirke. Normal aynı şeyde turşu yaptığımız gibi arkadaşlar. Ölçülerimiz bu. Farklı bir ölçümüz yok. Sirkemi de ekledim. Elma sirkesi genellikle ben turşularda kullanıyorum ama sirkenin önemi pek yok. Sadece sirke olsun, önemli olan o arkadaşlar. Ve pancarımın
suyunu arkadaşlar kullanıyorum. Haşladığım bu pancarın suyunu şişemin ağzı dolana kadar dolduruyorum. Pancarın suyunu kullandığınızda daha renkli olmasını sağlıyor turşunuzun. Eğer pancarla turşu yapacaksanız da pancarlarınızı önceden bir haşlayın. O kalan suyu da turşu suyu olarak kullanın. Kabın içerisinde dolduktan sonra ağzını kapatıyorum. Çalkalayıp bırakacağız. Onu birkaç sefer ben farklı şekilde yine tekrarlayacağım. Kalan pancarlarımı da devam edeceğim başka bir şişede. Hemen şu kısmı temizleyeyim, devam edelim. Ben genellikle arkadaşlar şişe boyutuna göre tuzunu ekliyorum. Tuz ekleme veya fazla çoğaltma size kalmış bir şey. Tuz tadı bu şişeye bir yemek kaşığı boyut olarak şöyle göstereyim. Yetiyor arkadaşlar. Daha büyük şişeler kullanıyorsanız da bunu kendiniz yavaş yavaş yemek kaşığıyla arttırın. Çok fazla tuzla turşuyu böyle bir hani büzüştürüyor mu nasıl diyeyim, ezik ezik yapıyor. O yüzden çok fazla tuz da kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Zaten sirke onu çok güzel aroma şeklinde yapıyor. Siz isterseniz de böyle şalgam turşusu yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.